Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Baran. Bugün sizlere son 15-20 gündür neredeyse meta silah gibi oluşan UL-36'dan bahsetmek istiyorum. Bu silah adeta Holger, Chopper ve RPD'nin yerini almış bulunmakta. Ben genelde çoklu oyunculu maçlarda mobilite ve kontrole ağırlık verdiğim için şu anki videoda da görmüş olduğunuz gibi mobilite ve kontrol ağırlıklı bir silahın vuruş tekniğini görmektesiniz videoda. Battle Royale maçlarında, özellikle Alcatraz maçlarında ise benim artık vazgeçilmez yer silahlarından biri oldu. Yani yerde gördüğüm gibi alırım, affetmem. Yani çünkü son bu bir aydır gerçekten değişik bir zıplaması var. Artık oyun içi gizli güncellemeler mi oluyor? Yoksa bu oyun içi son zamanda çıkan iki tane UL-36'nın iki tane efsanevi silahı çekilişte biliyorsunuz. Bunlar mı acaba etken oluyor? Bilemedim. Yani bana göre UL-36 şu an Battle Royale'de, hatta çoklu oyunculara oyunculuğu maçlarda, özellikle cephe hattı ve zorlu nokta karşılaşmalarında benim vazgeçilmez silahlarımdan birisi oldu kilodan sonra. Bazen sıkıştığımda ister istemez kilonun bana vermiş olduğu rahatlığı kullanıyorum. Aparatları konusunda arkadaşlarım işte araştırmamı önerdi. Bununla beraberinde ben neredeyse Büyük Usta 3'ten efsaneviye kadar, çoklu sıralama maçları oyunlarında Büyük Usta 3'ten efsaneviye kadar sürekli hemen hemen %70-80 bu silahla oynadım. Evet, silah gerçekten çok güzel geldi bana. Cidden hafif bir gizli bir geliştirme yapılmış gibi bir hissiyat verdi. Çünkü çok rahat vuruyorsun. Çok rahat nişan alabiliyorsun. Tabii bununla beraberinde benim de aparat seçimlerim genelde mobilite ve kontrol ağırlıklı olduğu için bu da buna etken olmuş diye düşünüyorum. Ayrıca UL-36'nın Holger, Chopper ve bununla beraberinde RPD'nin de tahtını salladığını düşünebilirim. Düşünüyorum yani. Uzun süre oynadım. Çok farklı aparatlar denedim. 3x, 4x, hatta 6x dürbinlerini bile denedim. Ama en makul olanı şu an videoda izlediğiniz olan aparat dizilimli UL-36 olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi gerçekten gizli bir sanki kuvvetlendirme yapılmış hissiyatı verdi. Bununla beraberinde iki tane çarkı var şu an oyun içinde. Bir çekiliş üzerinden, bir de normal yeni silah. Efsanevi silah gelmesiyle beraber yeni silah çarkı üzerinden iki efsanevi silahı şu an oyun içi mağazalarında bulunmakta. UL-36'yı seveceğinizden eminim ve kendileriyle iyi bir arkadaşlık kuracağınızdan şüphem yok. Evet arkadaşlar, umarım belki videomu beğenmişsiniz. İlk defa böyle bir silah tanıtımı videosu yaptım. Daha silah tanıtımı değil de efsanevi maçlarda olan deneyimlerimi size anlatmak istedim. Umarım sizlere bir nebze de olsa yardımcı olmuşumdur. Bununla beraberinde zaten silah dizilimini sizlere göstereceğim videonun sonunda. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldik diyebiliriz. Eğer aklınızda başka bir silah varsa veya belki oyunda hiç kullanılmayan bir silahı uzun süre kullanabilirim. Bununla ilgili de merak ettikleriniz varsa yorumlamanızı rica edeceğim. Videolarımı beğenip kanalıma da abone olursanız çok minnettar olurum. Şimdiden yeni bir oluşuma işe başladık. Çünkü bu tarz içeriklerin Türk oyuncularına yönelik az içerikler olduğunu görünce artık el atayım dedim. Elimden geldiği kadar, dilimde döndüğü kadar sizlere, hatta klan arkadaşlarımın da oyun içindeki silah deneyimlerini sizlere anlatmayı düşünüyorum. Aklınızda eğer bir soru varsa yorum yazın. Çekinmeyin. İlerleyen zamanlarda sponsorumuz sayesinde çekilişlerimiz de olacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.